Herkese yeniden selamlar. Ben Ömer Gökyer. Bugün sizlerle arka planı yeşil olan bir tane videonun düzgün bir şekilde nasıl yok edeceğiz bunu göstereceğim. Efektlerle başlayalım çünkü bir tane efekt ihtiyacımız var. Efektlere gelip buradaki arama kutucuğuna ultra key yazarsanız eğer hemen key'in altında bu çıktı. Bunu sürükleyip videonun üzerine bırakıyorum. Zaten bu adımları biliyor olabilirsiniz. Hızlı hızlı geçebilirsiniz. Ancak bilmiyorsanız yavaş gitmenizde muhakkak fayda var. İlk yapmam gereken şey şu. Key Color'a gelip buradaki damlalık aracıyla bir tane yeşil seçeceğim. Dikkat ettiyseniz her taraf yeşil gibi görünüyor ama kazın ayağı öyle mi? Değil. Çünkü tıkladığım zaman göreceksiniz ki şu alanlarda, köşelerde biraz beyazlık kaldı. Bu istemediğimiz bir şey çünkü bazen videoyu izlerken dikkat ettiyseniz arka planla ön plan arasında sırıtma oluyor. Bu adımda işte Output'a gidiyoruz. Output'ta size çok güzel bir şey göstereceğim. Alfa Channel. Burada amacımız şu. Beyaz alanlar görünmeyecek. Nedir beyaz alanlar? Kadın görünmeyecek ama siyah alanlar görünecek. Dikkat ettiyseniz biz az önce damlalık aracıyla buradaki yeşili seçtiğimiz halde halen beyazlar görünüyor. İşte biz bunları yok edeceğiz. Öncelikle Met Generation'a gelelim. Met Generation'ın içerisinde şimdi Shadow'u birazcık aşağı düşürelim. Çünkü bunlar standart değer. Birazcık şöyle Shadow 15'te falan bir dursun. Arkasından pedestalı birazcık ilerletelim. Pedestal da aynı şekilde buradaki beyaz alanları almaya yarayacak. Hiçbir beyaz yer kalmayıncaya kadar ikisi arasında şöyle orantılı bir şekilde oynamayı yapabilirsiniz. Ancak bunu yaparken dikkat edin çünkü... İçeride de aynı şekilde bu görmüş olduğunuz spil dediğimiz döküntüler kalıyor. Bu döküntüleri istemiyoruz. Birazdan bunları göstereceğim çünkü neden istemediğimizi. Bu ayarı yaptık. Hiçbir yerde gördüğünüz gibi beyaz alanımız kalmadı. Hatta şöyle alfadan kompozite gidersek temiz bir çalışma yaptığımızı göreceksiniz. Ancak temiz mi değil. Tabii ki şuraları göstereceğim şimdi size. Hemen şöyle tekrar alfaya gelelim. Şimdi matte cleanup'a gelelim. Matte cleanup'ın içerisinde kontrastı birazcık yükseltelim. Kontrastı yükseltince... Dikkat ettiyseniz şu içerideki alandaki o siyah noktalar kaybolmaya başlıyor. Alfada yapacaklarımız bunlardı. Alfadan çıkalım yeniden kompozite gelelim. Kompozite gelince şöyle yakından da bakalım size de göstereyim ben. Şöyle eteğin olduğu yerde burada dilsekte omuzda aynı şekilde şu görmüş olduğunuz siyah alanların arka planda görünecek alanlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki yeşil perde nesnemizin düzgün olması lazım. Şimdi bunu ayarlamaya geldi sıra. Şu 3 ayarı yaptık zaten. Bir tek Spill Suppression kaldı. Spill Suppression'a yani buradaki döküntü gidericiye girdim. Burada Luma'yı birazcık aşağıya çekiyorum. Hatta bayağı aşağı çekmem lazım. Ben aşağı çekerken siz de sağ tarafta kontrol edin. Bakın ben aşağı çekince oradaki ayar da değiştiği için Burada daha net, daha iyi bir görünüm elde ettik. Luma sıfırda olmasın. Luma şöyle bir de olsun. Çünkü birkaç tane daha ayar yapacağız. Mat Cleanup'ın içerisinde çok ayarını yükselttiğimizde kenarlardaki bu geçişleri yumuşatıyor. Tam bakın şu alanlarda tırtıklı bir görünüm bizim için rahatsız edici bir şey. O yüzden bu alanları da şöyle 1, 2, 5, 10 diyerek gidelim bakalım. Tabii ki sizin nesneniz, ışığınız, arka plan Bunlar önemli ama 3 aşağı 5 yukarı inanın bu şekilde. Gayet güzel görünüyor. Bitti mi? Bitti. Aslında bitti. Gerçekten bitti. Son olarak sizlere bir şey göstermek istiyorum. Yeşil perde yapanların çoğunda ben bu yanlışı görüyorum. Şimdi bizim yeşil perde nesnemiz yani buradaki kadın ne alanda hareket ediyor? Tam olarak sınırı şurayla. Galiba şurası. Buranın dışındaki alan bizim için gerçekten yorucu bir alan. Biz bunu istemeyiz yeşil perde yapıyorsak eğer. Çünkü şurada çıkacak bir tane döküntü ekrana da yansıyacak. O yüzden başa doğru bir geleyim önce. Burada hemen yukarıda opasitin altındaki şu kalem aracını seçiyorum. Ve şu da serbest bir çizim oluşturuyorum. Şu kısımda kadının tam da kesmeyecek bir şekilde. Bu şu işe yaradı. Hemen şöyle arka planı da açayım sizlere göstermek amacıyla. Eğer bundaki maske olmazsa tabii ki şu alanlarda bazı hatalar olabilir. Bu hatalar... E, ekrana yansıyabilir. O yüzden biz bu alanı maskeledik. Sadece kadının elinin kolunun hareket ettiği alanlar örneğin ne kadarlık bir alanda bu kadar. Bu kadar yetmedi mi? Daha mı fazlasını istiyorsunuz? Açıklama kısmında ve de şu an kartlar kısmında daha farklı bir uygulamayla nasıl yeşil perde yaptığımı da sizlere gösterdim. Yine açıklama kısmında hem Facebook hem de Discord'daki sunucumuzun linkleri bulunmakta. Eğer bir sorunuz varsa kesinlikle çekinmeyin. Yorumlar kısmından bana ulaştırın ya da ekran görüntülü olarak Facebook'ta paylaşın. O halde ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.